Evrenin yasaları tek bir cümleyle özetlenebilir. Gönderdiğin şeyi geri al. Bu oldukça basit bir fikir olmasına rağmen çoğu insan başarılı ve mutlu bir şekilde yaşamak için ne yapılması gerektiği konusunda işe yaramaz fikirlere sahiptir. Sonuç ise evrensel yasalara aykırı çalışan ve onlara gerçekten istedikleri yaşamı yetersiz ve haksız hissettiren düşünceler, inançlar ve eylemlerdir. Okuldayken evrensel yasalarla uyum içinde yaşamayı öğrenmiş olsaydık, hayatımızın ne kadar farklı olacağını bir düşün. Ancak durumu düzeltmek için çok geç değil. Şu anlayışla bugünden itibaren hayatın için yeni bir senaryo oluşturabilirsin. Yasaya göre gönderdiğin enerji her zaman sana geri gelir. Yüksek titreşimler gönder. Evrensel yasaların nasıl işlediğinin ayrıntılarını ortaya koymak yerine, hadi buna yasaların sıradan gündelik durumlarla karşılaştığında aldığın sonuçları nasıl etkilediğine bakalım. Kötü bir hafta tahayyül edelim. Bir haftadan kısa bir süre içinde partnerinle büyük bir kavga çıkarırsın. İşte azarlanırsın ve bir araba kazası geçirirsin. Böyle bir düşüşte olduğunda kendini bir kurban olarak düşünebilir ve kendini başka bir şeyin daha ters gitmesini beklerken bulabilirsin. Evrensel yasalara göre bu sana istemediğin daha fazla şeyi ve durumu getirir. Bununla birlikte yasaların nasıl işlediğini anlarsan farklı bir yaklaşım seçebilirsin. Örneğin ritim yasası her şeyin içeri ve dışarı aktığını, ileri ve geri sallanmasını, yukarı ve aşağı hareket ettiğini anlatır. Yanlış giden şeylere takılıp kalmana izin vermek yerine, iyi zamanların yolda olduğunu bilerek iyi düşünceler seçmek için özgür iradeni kullanabilirsin. O enerjiyi ne kadar çabuk tüketirsen, iyi şeyler o kadar çabuk sana gelir. Başka bir örnekte ise sana bir iş fırsatı sunulur. Heyecan verici bu iş fırsatından haberin var. İş, seveceğin şeyi yapmayı içerir. Ancak konfor bölgenin dışında bir ön yatırım gerektirecektir. Böyle bir fırsatla karşılaştığında neden işe yaramayacağını düşünerek heyecanının azalmasına izin verebilirsin. Yatırımın buna değmeyeceğine, parayı bulamayacağına veya bu işte başarılı olmak için yeterince iyi olmadığına karar verebilirsin. Başarılı olmak için yaratıcı yollar bularak bu fikri canlı tutmak yerine riski neden almaman gerektiğine dair bahaneler üreterek kavramı göz ardı edersin. Veya kendinden şüphe duymak veya en kötüsünü hayal etmek yerine ruhunun sana her zaman rehberlik ettiğini ve hata yapmadığını hatırlayarak evrensel yasaları kendi yararına kullanabilirsin. Bir şeyi yapmak, ifade etmek veya üretmek için güçlü bir arzu duyduğunda içinde büyümek isteyen bir şey olduğunu bilirsin. Yani bu durumda tam olarak ne istediğini zihninde oluşturmak ve tutmak için hayal gücünü kullanırsın. Yatırım parasını hızlı bir şekilde elde ettiğini, başarılı olmak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olduğunu ve sana neşe getiren, başkalarına hizmet eden ve arzu ettiğin miktarda para üreten bir işi yürüttüğünü göreceksin. Sonra fikrini hayata geçirmiş gibi davranırsın ve titreşim yasası aracılığıyla hedefini hayata geçirirken uyumlu titreşimde olan her şeyi kendine çekersin. Mesela diyelim ki gelirini önemli ölçüde arttırmak için bir hedef belirlersin. Şu anda yılda 60.000 TL kazanıyorsun ve gelirini bir yıl içinde ikiye katlamak için bir hedef belirledin. Birkaç ay içinde zam alırsın ve iki ek gelir akışı eklersin. Yıl sonunda gelirin hedefinin çok altında. Yalnızca 92.000 TL'ye yükseldi. Bu durumda ne yaparsın? Modunu çok düşürebilirsin çünkü istediğin şeyi istediğin zaman alamadın ve hedefine ulaşmaya yaklaşmadığın için neden yetersiz kaldığına dair bahaneler uydurabilirsin. Hatta pes edip şu anda kazandığın paraya razı olabilirsin. Ama
cinsiyet yasasını anlarsan, her tohumun bir gebelik veya kuluçka dönemi olduğunu bilirsin. Fikirler ruhsal tohumlardır ve bir kez ekilip beslendikten sonra şekle gireceklerdir. 120 bin TL kazanma imajını aklında tutmaya devam edersen ve bu fikre duygusal olarak dahil olursan, zamanı geldiğinde tezahür edecektir. İnançlı ol ve paranın sana doğru geldiğini bil. Hayalindeki iş için bir röportaj yap. Önümüzdeki hafta hayalindeki iş için bir röportaj yapacaksın. Heyecanlısın ama aynı zamanda çok endişelisin. Toplantıya nasıl hazırlanacaksın? Randevu yaklaştıkça kendini kendinden şüphe etmeye başlarken ve görüşme sırasında ters gidebilecek her şeyi düşünürken bulabilirsin. Görüşme sırasında sessiz kalacağından veya yanlış şeyler söyleyeceğinden endişelenmeye başlayabilirsin. Ve hayalini kurduğun işi başkası alacak demektir. Ama neden ve sonuç yasası her eylem için eşit ve zıt bir tepki olduğunu kanıtlar. Her nedenin bir sonucu vardır ve her etkinin de bir nedeni vardır. Dolayısıyla ters gidebilecek her şeyi düşünmek yerine düşüncelerin de dahil olmak üzere evrene gönderdiğin her şeyin geri döndüğünün farkında olmayı seçebilirsin. Ve bu nedenle her zaman istediğin şeye odaklanmak çok önemlidir. Bu durumda olağanüstü bir röportaj yaptığını ve istediğin işi ve ücreti aldığını hayal edebilirsin. Sıkı para. Son zamanlarda birkaç beklenmedik harcama yaptın ve şimdi paran yetersiz. İçinde olman alışılmadık bir durum ve kendini rahatsız hissetmeye başlıyorsun. Ne yapacaksın? Mali olarak nerede durduğunu görmek için hesabındaki bakiyeyi birkaç günde bir kontrol edebilirsin. Hatta katı bir bütçe oluşturabilir ve buna bağlı kaldığından emin olabilirsin. Ama mevcut mali durumuna konsantre olduğunda şüphen hayatındaki refahın ortaya çıkmasını engeller. Unutma, gönderdiklerin sana geri döner. Sürekli dönüşüm yasası enerjinin fiziksel forma geçmesine karar verir. Düşünceler enerji olduğu için zihninde tutulan ve uygun şekilde beslenen herhangi bir fikir fiziksel veya finansal karşılığına geçmelidir. Başka bir deyişle zihnindeki görüntüler en çok hayatındaki sonuçlara dönüşür. Hayatındaki para eksikliğine odaklanmak yerine ihtiyacın olan, istediğin ve yapmayı hayal ettiğin şeyleri yapmak için gereğinden fazla paraya sahip olma imajına odaklan. Kendini yapmak istediğin bir alışverişte hayal et. Hayalindeki evde yaşa, yeni bir araba sür. Finansal özgürlük sana nasıl görünüyorsa onu hayal et. Yeni bir ev. Yeni bir inşaat için sözleşme yaparsın. Yeni evine taşınmak için inanılmaz derecede heyecanlısın ve bunun için planlar yapmaya başlıyorsun. Ancak 3 hafta sonra yüklenici firmanın iflas ettiğini ve evi inşa edemeyeceğini öğrendin. Şimdi ne olacak? O kadar üzülebilirsin ki ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar modası geçmiş olmasına rağmen dışarı çıkıp eve koyacağın paranın büyük bir kısmını mevcut evin için yeni mobilyalara harcarsın. Ya da iflas haberlerine tepki vermek yerine ona reaksiyon verebilmek için bir hamle yapabilirsin. Bir reaksiyon için zaman ayırmak muhtemelen algını değiştirecektir. Örneğin polarite yasasının her şeyin bir zıttı olduğuna hükmettiğini hatırlayabilirsin. Sıcak soğuk, sol sağ, iyi kötü. Dolayısıyla bir şey istediğin veya beklediğin gibi gitmediğinde o kadar da kötü olamaz. Durumun farklı yönlerini görmeye zaman ayırırsan, evin inşa edilmemesiyle ilgili iyi bir şey olması gerektiğini anlayacaksın. Ara ve onu bul. Bulduğunda minnettar olacaksın. Daha sonra daha sakin ve daha net bir zihinle sonraki ve en iyi hamlenin ne olması gerektiğini anlayabilirsin. Uyumlu kalmak için ipuçları.
İlahi sistem, düşünmeyi ve duygusallaştırmayı seçtiğin her düşüncede seni destekler. Endişelenmeye, şüpheye düşmeye, suçlamaya, eleştirmeye, reddetmeye, mağdur hissetmeye veya kendine sınırlar koymaya başladığında duyguyu yaratan düşünceyi değiştirmelisin. İlk başta kolay olmayacak. Tekrar eden düşünceleri değiştirmek zaman alıyor. Bir süre kararsız kalacaksın, ancak öğrendiğin her şey gibi her pratik yaptığında daha kolay hale gelecek. İşte yasalarla uyumlu düşünceleri düşünmeyi öğrenmeni pekiştirmeye yardımcı olacak birkaç ipucu. Daima kendini destekle. Asla kendini yargılama. Her gün oku. Her gün minnettarlığını ifade et. İstediğini görselleştir. Bunlardan olabildiğince çok pratik yap. Böylelikle hayatında daha iyi sonuçlar görmeye ve deneyimlemeye başlayacaksın. Devam et, hayatında meydana gelen tüm küçük mucizelere şaşıracak ve sevineceksin.